Evet, Şeyi şimdi sen de çek. bugün de sayın üreticilerimiz Çalımsı, Odunsu bütün otlara birebir Mamba Turbo ot ilaçlaması yapacağız. Aşağı yukarı 4 dönüm civarında yerimiz var. Hardal, köy göçüren, onun dışında yulaf, tavşan salatası, ballı baba, domuz peresi, Hint keneviri, sirken, pıtrak, sarmaşık, köy göçüren, aklınıza ne geliyorsa hepsi var. Ve bunun ilacı da bu. Mamba Turbo. Şimdi holderimizi aşağı yukarı dekara 30 litre su gelecek şekilde 120-130 litre su yapacağız Deniz abi. Şu an 100 litre. 130 litreye kadar al. 2 litre de 150 yapar. 150 yapma. Biraz fazla gelir. Mamba Turbo'yu bunun bir tanesi, bir litresi aşağı yukarı 2,5 dekara dönüme kadar gidiyor. Uygulamayı bugün yapacağız. İlaçlamayı. İlaçta tabii ki sıcakta çalışıyor abi. 8 derece, 10 derece onun üstünde çalışan bir ilaç. Ne kadar hava sıcak giderse o kadar ot ölümü daha iyi oluyor. Şimdi ilacımızı karıştırıyoruz holderimize. Yüz litreyi biraz geçti. 120 litre de tamam diyelim. Eğer diyor Deniz ya, abi. 100 litre olmamış. Ayrı durduğu için 100 litre olmamış daha. Tamamdır. 80-90 litre falan. İkinci ilacımızı da katalım. 4 dönüme biz 2 litre uygulayacağız. Normalde 5 dönüme kadar gider. Bizde biraz ot ağırlıklı, fazla. Burada yine bizim deneme tarlası. Ot yoğunluğumuz da bayağı fazla. Mamba Turbo Dav Agro firmasının güzel bir ilaç. Karışımımız hazırlanmak üzere. Şu çizgiye gelince abi tamamdır. Tarla ve bahçeler için ot ilacımız buydu. Karışımımız hazır. Otlar şu şekilde ve aşağı yukarı 10 gün içinde de köküne kadar kurutma olacağını göreceğiz. Burada da zaten size sonucunu da göstereceğim. İyi seyirler diliyorum. Geri verdin mi? Evet, bir hafta önce kamış ilacı uygulaması yaptığımız yerlerin kontrolüne geldik. Bunlar 6 gün sonra, yani bir hafta da olmadı, 5 ya da 6 gün oldu. Bayağı kurumaya başlamış. Bunlar zaten gitmiş. Şöyle. Bunlar üzerinden almış. Köke doğru gidiyor. Köke doğru gitmiş. Bunlar zaten kurumaya yüz tutmuş. Evet, bayağı kurumaya başlamış. Kamış ilacının gerçekten güzel bir etkisi var ot kurutmaya karşı, ama acı otlarda Deniz abi, acımıklarda bir sıkıntı var değil mi? Hardallar falan gitmiş. Ölmeye başlamış. Büzüşmüş, kurumuş. Acımık otuna gücü yetmiyor. O zaman dozu arttırmak lazım. Şimdi bir dönüme ortalama 800 gram atılıyor. Acaba şey yapsak, esterlesek? Ya ester de olmaz abi. Çünkü soğan var. Yanda sarımsak var. Hiç gerek yok. Ama acı otlar gerçekten ölmemiş. Mamba uygulaması yaptık buraya. Bir önceki videomuzda da zaten takip ediyorsunuz. Hardal, yulaf,
Acımlı da sarsmış ama. Sarsmış evet. Diğer otlar gitmiş ama acımıklar sarsmış. Şunu öğrenmiş oluyoruz ki sırf acımık varsa bahçenizde veya tarlanızda, boş olacak tabii ki, mamba ya da türevleri dozu biraz daha arttırmamız lazım. Şöyle 3'te 2'lik kısımda netice almışız, tamam. Bir hafta sonra bunların tamamı kurumuş olur ama acımıklar tabii ki çıkmaya devam eder. Deniz abinin dediği gibi biraz sarsmış. Köy böcürenler gitmiş, hardallar gitmiş. Yulaf, kendi gelen arpa, buğday gibi türevler işte gitmiş. Ama acımıklarda sıkıntı var.